Sallu ala Resulina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Sallu ala şefii zunubina Muhammed. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد الحمد لله الذي شرفنا بدين الإسلام الحمد لله الذي نور قلوبنا بكتابه القرآن الحمد لله الذي من علينا بإرسال رسوله محمد عليه الصلاة والسلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sanki yürüyen canlı bir Kur'an'dı. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz sünnet-i seniyyesiyle Kur'an'ı yorumluyor, Kur'an'ı açıklıyor, Kur'an'ı yaşıyor, Kur'an-ı Azimüşşan'ı uyguluyor. Ve her müminin gönlünde Kur'an-ı Azimüşşan sevgisi Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin sevgisiyle beraber yer ediyordu. Kur'an-ı Azimüşşan'a karşı dört önemli görevimiz var. Kur'an'ı okumak, Kur'an'ı ezberlemek, Kur'an'ı uygulamak, Kur'an'ı anlamak. Dört önemli görev. Bugünkü sohbetimizde bu dört önemli görevi hatırlatmak istiyoruz. Kur'an'ı okumak Cenab-ı Hakk'ın emri. وَاَنْ اَتْلُوَ الْقُرْآنِ Ben Kur'an okumakla emrolundum. Böyle buyuruluyor. Hadis-i şeriflerinde Aleyhissalatü vesselam Efendimiz İkra'ul Kur'an Kur'an okuyun fe innehu ye'ti yevmel kıyameti şefian li ashabihi çünkü Kur'an kıyamet gününde Kur'an okuyanlara Kur'an hafızlarına Kur'an'ı yaşayanlara Kur'an'ı sahiplenenlere şefaatçi olarak gelecektir. Birinci görevimiz Kur'an-ı Azimüşşan'ı okumak. Sabah akşam her fırsatta Kur'an-ı Azimüşşan'ı tilavet etme görevimiz var. Emredildiği şekliyle, tecvidi tertiliyle, makarici hurufuyla Kur'an-ı Kerim'i okumak birinci görevimiz. Hayrukum men taallama'l Kur'an ve allamahu. Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerinizdir. İkinci görevimiz Kur'an-ı Azimüşşan'ı ezberlemek. Ellezî leyse fî cevfihî şey'un minel Kur'an kel beytil harib. Gönlünde Kur'an'dan hiçbir şey bulunmayan kimse, hafızasında, beyninde, kalbinde, Kur'an-ı Azimüşşan'dan ezber bulunmayan kimse, harabe bir ev gibidir, buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Yıkıntı ev, görünüşte son derece yakışıklı, uzun boylu, vesaire vesaire olduğu halde gönlünde Kur'an-ı Azimüşşan'a yer vermediği için Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin ifadesiyle harabe bir ev gibidir. Kur'an hafızlarına yönelik onlarca müjde,
hadisi şeriflerde yer almakta. Zaman zaman bu hadisi şerifler sizlere naklediliyor. İşte bu müjdeli hadisi şeriflerden biri. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki: "Ellezî yakra'ul Kur'âne ve huve mâhirun bihi ma'as seferetil kiramil berara." Kur'an-ı Azimüşşan'ı en güzel şekliyle, mahir olarak, meharetiyle, talimiyle, tecvidiyle, tertiliyle, Kur'an-ı Azimüşşan'ın kendine özel makamıyla, makarici hurufuyla Kur'an'ı en güzel şekilde okuyanlar, Allah'ın seçkin elçi melekleriyle beraber, Cebrail aleyhisselamla, Mikail aleyhisselamla, İsrafil aleyhisselam gibi büyük melaike-i kiramla beraber olacaklardır. Kur'an hafızları, Kur'an bülbülleri, Kur'an-ı Azimüşşan'ı en güzel şekilde okuyanlar, en üstün, en seçkin, en büyük melaike-i kiramla beraber olacaklar. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz diğer müminleri de ihmal etmiyor. Kur'an okurken zorlananlar, dili dönmeyenler, harfleri çıkartamayanlar, uğraştığı, gayret ettiği halde bir türlü emredildiği ve istenildiği şekilde Kur'an okuyamayanlar için de bir müjde var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: "Ellezî yakra'ul Kur'âne ve huve şâkkun aleyhi yetete'te'u bihi felehu bihi ecran." Kur'an-ı Azimüşşan'ı okurken dili sürçenler, Kur'an-ı Azimüşşan'ı okurken zorlananlar, Kur'an-ı Azimüşşan'ı okurken sıkıntı çekenler, böyleleri için çift ecir vardır. Biri Kur'an-ı Kerim'i okudukları için, diğeri Kur'an-ı Kerim'i okumada zorlandıkları için. Kur'an-ı Azimüşşan'ı okumak ve ezberlemek gibi Kur'an'ı anlamaya çalışmak da kulluk ve ümmetlik görevimizdir. Kur'an-ı Azimüşşan sadece okunsun diye gönderilmemiştir. Anlaşılsın, Kur'an-ı Azimüşşan hayata hakim olsun diye gönderilmiştir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyorlar ki: "Mâ min kavmin yeclisûne fî beytin min buyûtillâhi teâlâ yetlûne kitâballâhi ve yetedârasûnehu." Bir topluluk Allah'ın evlerinden bir evde, bir mecliste, bir mescitte, bir camide bir araya gelirse, yetlûne kitâballâhi, Allah'ın kitabını okumak üzere, ve yetedârasûnehu, Allah'ın kitabını kendi aralarında müzakere etmek üzere, Kur'an-ı Azimüşşan'ı anlamak üzere bir topluluk, bir camide, Allah'ın evlerinden bir evde bir araya gelirse, dört büyük mükafat vardır. Kur'an-ı Azimüşşan'ı okumak, anlamak, Kur'an ilimlerini müzakere etmek, tefsir, hadis-i şerif, fıkıh, akaid gibi temel İslam ilimlerini öğrenmek arzusuyla bir vaaz meclisinde, bir irfan meclisinde, bir hadis-i şerif meclisinde, bir Kur'an-ı Kerim tilaveti meclisinde bir araya gelen müminler için Aleyhissalatü vesselam Efendimiz mükafatlardan söz ediyor. İlla haffethumul melaike. Bu Müslümanların
Kur'an meclisinde bulunanların, Kur'an ilimleri meclisinde bulunanların etrafını melekler çepeçevre kuşatır. Ve gâşiyetkumur rahme, böylelerini ilahi rahmet kaplar. Ve zekerakum zekerahumullahu fi men inde, Allah bu kullarıyla nezdindeki melaike-i kirama karşı iftihar eder. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim meclislerinde, ilim meclislerinde bulunan kişilerle iftihar ediyor. Değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'i sadece okumak yeterli değil. Sadece Kur'an-ı Kerim'in mealini okumanın yeterli olmadığı gibi. Yetlûne kitâballâhi ve yetedârasûnehu. Burada iki önemli göreve işaret var. Onlar Allah'ın kitabını tilavet ederler. En güzel şekilde okurlar. Ve yetedârasûnehu. Aralarında ders olarak, müzakere olarak, mütalaa olarak Kur'an-ı Azimüşşan endeksli, Kur'an-ı Azimüşşan odaklı, Kur'an-ı Azimüşşan merkezli ilmi çalışmalar yaparlar. Ya biz sadece Kur'an'ı okuduk, anlamaya çalışmadık, ya da birileri sadece Kur'an'ın mealini okumakla yetindi, İlahi kelamı o orijinal ilahi ifadeleriyle okumayı ihmal etti. Her iki anlayışta, klasik anlayışta, modern anlayışta bu bakımdan sünnet-i seniyyeye tam uygun bir anlayış sayılamaz. Kur'an-ı Azimüşşan'ı okuduğumuz gibi onu anlamaya çalışmak bir vazifemiz. Kur'an-ı Azimüşşan'ı her rekatta, her namazda, her fırsatta, her gün okuyan müminin onun manasından habersiz kalması, onun kendisine yüklediği görevleri göz ardı etmesi, Kur'an-ı Azimüşşan'ın mesajına, anlamına, çağrısına, Kur'an-ı Azimüşşan'ın ruhuna aykırı. Kitabımız öyle buyuruyor. İnne hazel Kur'ane yehdi lilleti hiye akvam. Şu Kur'an en güzel, en sağlam, en doğru yola insanları iletir. Kur'an-ı Azimüşşan'ın yolu, Kur'an-ı Azimüşşan'ın emri, Kur'an-ı Azimüşşan'ın çizgisi en doğru olandır. Sevgili Peygamberimizin en önemli görevi de Kur'an-ı Azimüşşan'ı o mübarek ağzından dökülen hadis-i şerif dediğimiz o güzel ifadeleriyle en güzel şekilde anlatmak, yorumlamak ve tanıtmaktır. Değerli kardeşlerim, çeşitli vesilelerle Kur'an-ı Kerim'i okumanın, ezberlemenin, anlamanın gereği noktasında bilgi sahibi olduğunuz malumdur. Ama bugün belki üzerinde en çok durmamız gereken konu Kur'an'ın hayata taşınmasıdır. Kitabımızın hayata yansımasıdır. Kur'an-ı Kerim'in özel hayatımızda, aile hayatında, toplum hayatında görünmesidir. Kur'an-ı Azimüşşan'ın kalbimize, gönlümüze, nefsimize, ailemize, iş yerimize, okulumuza, eğitimimize ve yönetimimize hakim olmasıdır. Kur'an'ın hakim olduğu, Kur'an ahlakının gönüllere ve hayata yerleştiği, Kur'an medeniyetinin uygulandığı bir ortam, Kur'an'ın özlediği bir ortamdır.
Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazreti Ömer radıyallahu anh tarafından rivayet edilen bir hadisi şeriflerinde öyle buyuruyor. İnne Allahe yerfa'u bihâzel kitâbi akvâmen ve yada'u bihi âkharî. Allah Celle Celaluhu nice milletleri bu kitapla yüceltmiştir, yükseltmiştir. Bu kitaba uyan, bu kitabı yaşayan, bu kitabı uygulayan, bu kitabın emirlerini hayatına yansıtan nice kavimler yücelmiş, yükselmiş ve ilerlemişlerdir. Kitabımızın sadece ahirete yönelik değil, dünyaya yönelik emirlerini de baş tacı edenler. Yükselme, ilerleme, kalkınma ve yücelme noktasında tarihe damgalarını vurmuşlardır. Ve yada'u bihi aharin, Kur'an'ı yaşamayanlar, Kur'an'ın ilkelerini benimsemeyenler, Kur'ani prensipleri göz ardı edenler, Allah tarafından düşük, başkalarına muhtaç millet haline gelmişlerdir. Kur'an medeniyetinde bizim sadece ahiretimizi aydınlatan ölçüler değil, dünyamıza anlam katan, renk veren, dünyamızı nurlandıran ilahi ölçüler de hakimdir. Kur'an-ı Azimüşşan iman, ibadet, ahlak, takva, ihlas ve cihat gibi ilim, adalet, sevgi, rahmet, şefkat ve ahlak gibi en yüce değerleri insanlığa en güzel şekilde takdim etmiştir. Kur'an-ı Kerim'i açtığınızda ilk sayfa Kur'an'ın özeti, Kur'an'ın hulasası, Kur'an'ın özü, mukaddimesi, Fatiha-i Şerife, ayrı bir sohbetin, ayrı bir vaazın konusu. Ama ikinci surenin ilk ayeti kerimesinde Kur'an-ı Azimüşşan bize kendisini takdim ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam mim. Zalikel kitabu la raybe fih. Huden lil muttakin. Elif lam mim, Cenab-ı Hak tarafından muradın ne olduğu kesin olarak sadece Cenab-ı Hak tarafından bilinen veya Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bildirilen hurufu müteşabih eden. Zalikel kitab, yani Allahu a'lemu bi muradihi min zalik. Bu harflerle anlatılmak istenen manayı en iyi bilen Allah'tır ifadesiyle tefsir kitaplarında tescil edilmiş. Zalikel kitab, şu kitap elinizde tuttuğunuz, gönlünüze nakşettiğiniz, çocuklarınıza öğrettiğiniz şu muhteşem, şu muazzez, şu değerli, şu müstesna kitap Kur'an-ı Azimüşşan, la raybe fi, kendisinde asla şek ve şüphe bulunmayan bir kitaptır. Bu ifade beraatül istihlal denilen edebi sanatı içeren bir ifade. Muazzam bir başlangıç, müstesna bir giriş yapılıyor. Kur'an'ı eline aldın ey Müslüman, Kur'an'ı okuyacaksın, anlamaya çalışacaksın ama bir şart var. La raybe fi, onda hiçbir şüphe, kuşku, tereddüt yoktur. Bu kitabı kuşkuyla okuma, tereddütle okuma, şüpheyle okuma. Onun Allah tarafından indirildiği konusunda şek ve şüphe yok. Mucize olduğunda şek ve şüphe yok. Kur'an-ı Azimüşşan'ın
mükemmel olduğunda şek ve şüphe yok. Hangi kitabı elinize alırsanız alın, gönlünüzde bir tereddüt oluşabilir. Acaba bunun yazarı ne kadar başarılı? Acaba bu kitap bana ne kadar faydalı? Acaba bu kitabın konusu bu kitapta güzel işleniyor mu? Onlarca kuşku gelebilir. Kur'an'ı kuşkuyla okumayın. Tereddütle, vehimle, vesveseyle, soru işaretleriyle Kur'an-ı Kerim'i okumak caiz değil. La raybe fi, onda asla şüphe yok. Buradaki la Arapçada nahiv ilminde nefyi cins lası, kesinlikle şüphe yoktur anlamında. Kur'an-ı Azimüşşan'ın ilahi kitap olduğunda Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e nakledilen şekliyle bize kadar geldiğinde şek, şüphe, kuruntu yok. Kuruntuyla okuyanlar, vesveseyle okuyanlar, hani Kur'an-ı Kerim iyi güzel de bazı ayetleri tarihsel diyenler, bölgesel diyenler, zamanı geçti diyenler, Kur'an-ı Kerim'in ahkam ayetleri, hüküm ayetleri, ekonomiyle, ticaretle, yönetimle, hukukla ilgili ayetleri günümüzde yaşanamaz diyenler, Kur'an-ı Kerim'i kapatsınlar, okumasınlar. Şüpheyle, tereddütle Kur'an-ı Kerim'e yaklaşanlar, Kur'an-ı Kerim'e en büyük ihaneti yapmaktadırlar. La raybe fi, Fatiha'dan sonraki surenin ilk ayetinde onda asla şüphe yoktur buyuruyor. Asla, kesinlikle herhangi bir tereddüt, kuruntu, herhangi bir şey kesinlikle kabul etmeyen bir kitap. Peki Kur'an-ı Kerim nedir? Bu şüphesiz, tereddütsüz, içtenlikle, gönülden okumamız gereken kitabımızı kendi ifadesiyle tanımamız isteniyor. Huden lil muttaki. O takva sahipleri için hidayet rehberidir. Kur'an-ı Azimüşşan bir hayat rehberi. Kur'an-ı Azimüşşan ilahi bir kılavuz. Kulluğu, insanlığı, İslamlığı en güzel şekilde açıklayan ilahi kitap. Huden lil muttakin. Dikkatinizi çekmek istiyorum. Müminler için değil, müttakiler için rehber. Yani Allah'tan gerçekten korkanlar, Allah'ı gerçekten sevenler, gönlü takva ile, gönlü İslami duyarlılıkla dolu olanlar, İslami hassasiyeti benimseyenler için, gerçek müminler için hidayet rehberi. Her mümini takva sahibi olması açısından uyaran kitabımız, takva denilen o ilahi duyguyla, duyarlılıkla bezenmesi istenen müminin rehber olarak Kur'an-ı Azimüşşan'ı kabul etmesi, Kur'an'ı hayatının yegane tek ölçü ve tek rehber kitabı olarak kabul etmesi istenmektedir. Huden lil muttaki. Ve devam ediyor. Gerçek takva sahiplerinin özellikleri, sıfatları, vasıfları tek tek beyan ediliyor. Bugün elhamdülillah Kur'an'ı okuyoruz. Bugün elhamdülillah Kur'an'ı ezberliyoruz. Ülkemiz Kur'an hafızı yetiştirme noktasında İslam dünyası içerisinde müstesna bir yere sahip. Gerek sayı, gerek kalite noktasında elhamdülillah güzel bir durumdayız. Ama Kur'an'ı anlama noktasında maalesef istenen
seviyede değiliz. Her gün, her rekatta, her fırsatta Fatiha'yı okuyan Müslümanın Fatiha'yı öğrenme noktasında istekli olmaması kadar garip bir şey düşünülemez. Biz Kur'an'ı anlayamayız. Biz Kur'an'ı öğrenemeyiz. Üstadlar, hoca efendiler bize Kur'an'ı anlatırlar. Düşüncesi içerisinde Kur'an'ı anlama gayreti maalesef istenen seviyede değil. Son yıllarda Kur'an platformlarıyla, Kur'an yarışmalarıyla, Kur'an-ı Kerim meali ve tefsirine yönelik çalışmalarla Kur'an'ı anlamaya doğru güzel adımlar yaşanıyor. Ama her mümin Kur'an'ı anlama noktasında gayret sarf etme, çaba sarf etme durumundadır. Yeni mühtedi bir Müslüman, bir Amerikalı, bir Alman, bir İngiliz, bir Fransız Müslüman İslam'la tanıştığı andan itibaren ilk görev olarak kitabı anlamaya çalışmaktadır. Rabbimle arama kimse girmemeli. Ben Kur'an'ı doğrudan anlamalıyım düşüncesiyle Kur'an merkezli, Kur'an tefsiri merkezli çalışmalara yönelmektedir. Kitabımızı anlamaya çalışmamız en önemli görevimizdir. Zira günümüz Müslümanına Kur'an-ı Kerim'den bir sayfa açsanız, Kur'an şöyle diyor deseniz, göz bebekleri büyümekte, hayret etmekte, yahu biz niye bunu bilmiyoruz demektedir. Kur'an-ı Kerim'de mirasla ilgili hükümler şunlardır deseniz, henüz yeni miras taksiminde bulunan Müslüman hayrete düşmekte, şaşırmakta, Kur'an'ın mirasla ilgili hükümleri konusunda bilgi sahibi olmaması konusu kendisini üzmektedir. Kur'an-ı Kerim'i açıyorsunuz. Kur'an-ı Azimüşşan'da Cenab-ı Hakk'ın ifadelerini, ilahi buyruklarını yorumlamadan aynen naklediyorsunuz. Ama günümüz Müslümanı ya şaşkınlıkla karşılıyor yahut Allah korusun inkara yelteniyor. Kur'an-ı Kerim'den söz ediyoruz. Her gün okuduğumuz, ezberlediğimiz, çocuklarımızı ezberlettiğimiz, hafızlarıyla iftihar ettiğimiz kitabımızı anlama noktasında istenen seviyede değiliz. Mesela desem ki size, Kur'an diyor ki Bakara suresinde mesela 275. ayeti kerimesinde اَلَّذ۪ينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَكُومُونَ اِلَّا كَمَا يَكُومُ الَّذ۪ي يَتَخَبَّتُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَزِ. Faiz yiyenler kabirlerinden şeytan çarpmış olarak kalkacaklardır diyor deseniz, şöyle Müslümanın göz bebeği büyümekte, yahu gerçekten böyle bir ayet mi vardı? İkinci ayet, يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبَا وَيُرْبِ السَّدَقَاتِ. Allah faizli paranın bereketini kaldırır, zekatı verilen paranın bereketini arttırır diyor desel. Ve yine Kur'an-ı Azimüşşan'da فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَاَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ. Siz şu faizi terk etmezseniz Allah'a ve Resulüne savaş açmış olursunuz diyor desek Müslümana, Kur'an-ı Kerim'i açıklamadan, tefsirine bakmadan veya sadece ayeti kerimelerin numaralarını versek, şunları bir bakın desek, Müslüman Kur'an'la çelişkili bir hayat yaşadığının farkına varacaktır. Mihrapta Hoca Efendi Kur'an'ı okurken ölçü ve tartıda hile yapanlara yazıklar olsun buyuruyor. Veylün lil mutaffifin. Ve o ayeti dinleyip duygulanan, gözü yaşaran mümin cami dışına çıktığında
ölçü ve tartıda hile yapmaktan kaçınmayın. Kur'an bir vadide, biz başka bir vadideyiz. İşte Peygamberimiz bu çeşit Kur'an anlayışına karşı çıkıyor. Ve şöyle buyuruyor. El Kur'anu hüccetun leke ev aleyk. Şu Kur'an-ı Kerim ya senin için şefaatçidir yahut şikayetçidir. Kur'an-ı Kerim ya senin lehine Cenab-ı Hakk'ın huzurunda şahit olacak. Ya Rabbi beni okudu, ezberledi, anladı, yaşadı, uyguladı diyecek. Veya ya Rabbi beni okudu, ezberledi ama yaşamadı, uygulamadı, tatbik etmedi diyecektir. Namazlara tembel tembel kalkanlar, üşene üşene namaza kalkanlar, Kur'an-ı Azimüşşan'da münafık damgasıyla damgalanmaktadır. Evet, Kur'an-ı Azimüşşan'a yönelik dört önemli görevden bahsediyoruz. Kur'an'ı okuyacağız, ezberleyeceğiz, anlayacağız ve yaşayacağız. El Kur'anu hüccetun leke ev aleyk. Okunan ama yaşanmayan Kur'an, ezberlenen ama uygulanmayan Kur'an-ı Azimüşşan bizden davacı olacaktır. Bizden şikayetçi olacaktır. Kur'an-ı Azimüşşan bize çalışmayı emrediyor. Ve en leyse lil insani illa ma sa'a. İnsan dünya ve ahirette sadece çalıştığının karşılığını bulacaktır buyuruyor. Ama maalesef tembellik noktasında biz İslam ülkeleri olarak hala bu sınırı, bu seviyeyi aşamamış durumdayız. Kur'an-ı Azimüşşan ilk inen ayeti kerime ile yaratan Rabbinin adıyla oku buyuruyor. Kur'an-ı Azimüşşan innemâ yakşallâhe min ibâdihil ulemâ. Allah'tan hakkıyla korkanların ancak alimler olduğunu beyan ediyor. Ve Kur'an-ı Azimüşşan kul hel yestevillezîne ya'lemûne vellezîne lâ ya'lemûn. De ki ey Habibim, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu ifadesiyle ilme, okumaya, öğrenmeye Kur'an ilimlerini ve diğer kainat ilimlerini, Kur'an'ı en güzel şekilde açıklayan diğer ilimleri öğrenmeyi emrediyor. Ama maalesef biz bu noktada bizim dışımızdaki kişilerden geride bulunuyoruz. Bu Kur'an meclisleri Kur'an'a karşı, Kur'an'a yönelik görevlerimizi anlama noktasında bizim için bir fırsat olmalıdır. Şekli merasimden öteye geçmelidir. Kur'an'ı ne kadar seviyorsak o kadar ezberlemeli. Ne kadar ezberliyorsak o kadar anlamaya çalışmalı ve ne kadar anlamaya çalışıyorsak o kadar uygulamada Kur'an'ı göstermeliyiz. Kur'an-ı Azimüşşan'ı okumayanların, anlamayanların, ifademi mazur görün, anlamak istemeyenlerin Kur'an-ı Azimüşşan'ın şefaatinden istifade etme hakkı yoktur. Hadis-i şeriflere dikkatinizi çekiyorum. Çok önemli bir ayrıntı. Peygamberimiz Kur'an hafızlarına şefaat edecek demiyor. Bir başka ifade kullanıyor. Kur'an, Kur'an'ı sahiplenenlere şefaat edecek. İkra'ul Kur'an, Kur'an'ı okuyun. Fe innehu yeti yevmel kıyameti şefian li ashabihi. Kur'an'ı sahiplenenlere, sevenlere, okuyanlara, okutanlara, ezberleyenlere, anlayanlara ve yaşayanlara şefaat edecektir. Kur'an sahiplerine. Mesela bir başka hadis-i şeriflerinde yine aynı kelimeyi kullanıyor. Bunlar tesadüf değil. Sevgili Peygamberimizin ifadeleri özlü ve derin anlam içermektedir. Cevami'ul kelim, az ve özlü ifadeyle derin mana ifade etmektedir Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Mesela şöyle buyuruyor.
yukalu li sahibil Kur'an. Kıyamet gününde cennet kapısında Kur'an'ı sahiplenenlere şu ifade, şu soru yöneltilecek. İkra vertaki verettil kema kunte turettilu fid dünya. Bu dünya imtihan dünyası, ancak bir imtihan ahirete bırakılmış. Hepimiz Kur'an-ı Kerim'den imtihan olunacağız. Cennet kapısında. Cennete girecek müminler, melaike-i kiram tarafından cennet kapısında sınava tabi tutulacaklar. Ve melekler şöyle diyecek. İkra, oku. İkra ve teki, oku ve yüksel. Nasıl okuyalım? Varettil kema kunte turettilü fid dünya. Dünyada okuduğun gibi ağır ağır, tertille, tecvidle, makamıyla oku. Makarici hurufuna uyarak Kur'an'ı okuyor. Cennet kapısında imtihan var. Binlerce, on binlerce, yüz binlerce mümin cennet kapısında halka halka imtihana tabi tutulacak. Niçin? O da beyan ediliyor. فَاِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَعُهَا. Çünkü senin cennetteki makamın Kur'an-ı Kerim'i okuduğun son ayete göre verilecek. 100 ayet biliyor yaşıyorsanız makamınız farklı. 1000 ayet biliyor yaşıyorsanız makamınız farklı. 6000 ayet biliyorsanız yaşıyorsanız cennetteki makamınız, mertebeniz, rütbeniz farklı olacaktır. Ne büyük müjde hafızlarımız için, ne büyük ikram. Cennetteki makamların tayini okunan Kur'an-ı Azimüşşan, yaşanan, uygulanan, tatbik edilen Kur'an-ı Azimüşşan'a göre verilecektir. Değerli müminler, değerli kardeşlerim, şu okuduğum son hadisi şerifi tekrarlamak istiyorum. Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyorlar ki, yukalu li sahibil Kur'an. Kur'an okuyanlara, Kur'an hafızlarına, Kur'an'ı sahiplenenlere, Kur'an'ı yaşayanlara, Kur'an'ı ezberleyenlere cennet kapısında şöyle denilecek. İkra, oku. Bu kelimeyi aranızda bilmeyen yoktur. Kur'an-ı Kerim'in ilk kelimesi, ilk inen lafzı olması sebebiyle ikra, oku denilecek. Cennet kapısında yapılacak Kur'an-ı Kerim imtihanında. İkra vertaki, oku ve yüksel. Varattil kema kunte turattilu fid dünya. Dünyada okuduğun gibi tertille, tecvitle, makamına göre, makarici hurufuna göre en güzel şekilde oku denilecek. İkra vertaki varattil kema kunte turattilu fid dünya. Sebebi yine hadisi şerifte beyan ediliyor. Fe inne menzileteke inde ahiri ayetin takra'uha. Cennetteki makamın, merteben, rütben okuduğun son ayeti kerimeye göre verilecektir. Okunan, yaşanan, ezberlenen Kur'an-ı Azimüşşan cennetteki makamımızın belirlenmesinde en büyük rol alacaktır. Kur'an-ı Azimüşşan'a karşı, Kur'an-ı Azimüşşan'a yönelik okuma, ezberleme, anlama ve Kur'an'ı uygulama görevlerimizi bir kez daha gözden geçirmek mecburiyetindeyiz. Değerli kardeşlerim, Kur'an endeksli, Kur'an odaklı, Kur'an-ı Azimüşşan merkezli her toplantı, her meclis bereketlidir, feyizlidir, değerlidir. İşte bugün burada Kur'an-ı Azimüşşan'ı henüz o masum yaşlarında, o küçük yaşlarında Kur'an-ı Azimüşşan'ı ezberleyen genç kardeşlerimizi, yavrularımızı dinleyeceğiz.
onları tebrik etmek için, onları tesid etmek için buradayız. Ve ülkemizin dini makamı açısından en yüksek makamı Diyanet İşleri Başkanlığı özellikle terviç, takdir, tebcil etmek için bu meclise, bu merasime iştirak ediyor. Muhterem Diyanet İşleri Başkanımızı böyle bir müstesna merasimi şereflendirmek ve bu merasimden şeref kazanmak için gelmesi vesilesiyle tebrik ediyoruz. Hoş geldiniz diyoruz. Rabbim nice hayırlı, feyizli, mübarek meclislerde bir arada bulunmayı bizlere nasip ve müyesser eylesin diyoruz. Kur'an-ı Kerim meclisleri az önce hadis-i şerifte ifade ettiğim gibi melaike-i kiramın çepçevre kuşattığı meclislerdir. İlahi rahmetin indiği meclislerdir. Sükunetin, sekinetin, huzurun yağdığı meclislerdir. Kur'an-ı Kerim meclisleri Cenab-ı Hakk'ın iftihar ettiği meclislerdir. Özellikle küçük yaşta hafızlarımızın bulunduğu, bulunacağı bu meclisler bizim için, bizim geleceğimiz için, bizim dini ve dünyevi hayatımız için en büyük hayıra vesile olacaktır. Rabbim hayırlı eylesin, mübarek eylesin diyorum. Değerli kardeşlerim, küçük hafızları dinleyeceğimiz için özel bir talep var. Bugüne mahsus olmak üzere şu ön tarafa şöyle yaşları 15'ten aşağıya küçük yavrularımızı alalım. Bugün hafızlarımızı gören yavrularımız özensinler, imrensinler, gıpta etsinler. Aranızda bulunan 15 yaşından küçük ne kadar yavrumuz varsa şu kırmızı kordonun önüne davet ediyoruz. Yavrularımız hafızlarımızla beraber olsunlar. Hafızlarımızla beraber bulunsunlar ki o yavrularımız da Kur'an-ı Azimüşşan'a sevgiyle, muhabbetle yaklaşsınlar diyoruz. Bu duygu ve düşünceyle gününüzü tebrik ediyorum. İstanbul Müftümüzü, Fatih Müftümüzü ve muhterem Diyanet İşleri Başkanımızı dinleyeceğiz. Rabbim inşallah bu güzel günümüzü amel defterimize en hayırlı, en güzel bölümüne kaydetsin diyorum. Lillahi Teala'l-Fatiha.